245 ışık yılı uzaklıktaki nadir bir dünya, gezegensel bir gizemi çözmenin anahtarı olabilir. TO-733b adlı bir öte gezegen, Dünya'nın yarıçapının hemen altında ve 4,9 günlük bir periyotta Güneş'ten biraz daha küçük, bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Yoğunluk ölçümleri, atmosferini kaybetmiş olabileceğini veya okyanusta kaplı bir su dünyası olabileceğini gösteriyor. Bu kadar yakın bir yörüngesel yakınlıkta, yıldızdan gelen ısının TO-733b'nin atmosferini buharlaştırması muhtemeldir. Bu da nispeten kısa bir sürede küçük, çıplak bir kayaya dönüşebileceği anlamına gelir. İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden, Iskra Georgieva liderliğindeki bir astronom ekibine göre bu, bilim adamlarının öte gezegen kayıtlarındaki ilginç bir boşluğu anlamalarına yardımcı olabilir. Neden 1,5 ila 2 dünya yarıçapı arasında bu kadar az dünya var? 1990 yılında ilk dış gezegenler keşfedildiğinden beri bir tür dış gezegen keşif patlaması yaşadık. Bu videoyu izlerken binlerce başka adayla birlikte 5300 sayısından fazla öte gezegen keşfedildi ve onaylandı. Bütün bunlar bazı kalıpların ortaya çıktığını görmeye başlayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu kalıplardan bazıları, öte gezegenleri arama biçimimizden kaynaklanmaktadır. Ki ana yöntem geçişler ve radyal hızdır. Bir geçiş, yörüngedeki bir öte gezegen bizimle yıldız arasından geçtiğinde, yıldız ışığındaki zayıf değişiklikleri gözlemler. Radyal hız ölçümleri, yıldız öte gezegenin yerçekimi tarafından çekilirken, yıldız ışığı dalga boyundaki küçük değişiklikleri arar. Her iki yöntemde yakın yörüngelerdeki, daha büyük dünyaları tespit etmede daha iyidir, dolayısıyla bulduğumuz dış gezegenlerin çoğunu bunlar oluşturuyor. Ancak diğer bazı kalıplar, insan teknolojisi ile açıklanamaz. Göze çarpan bir örnek, küçük gezegen yarıçaplı vadidir. 1,5 dünya yarıçapına kadar olan süper dünya dış gezegen kategorisi ile 2 dünya yarıçapından fazla olan mini Neptünler arasında şaşırtıcı derecede az sayıda dünya bulduk. Bu boşluğun nedeni bilinmiyor, ancak küçülen mini Neptünler için son kanıtlar artmaya başlıyor. Yarıçap vadisinin üst tarafındaki dünyalar, yıldızlarının yanan ısısı altında atmosferlerini kaybederek daha küçük, çıplak, soyulmuş çekirdekler haline geliyorlar. Yarıçap vadisinin alt tarafı. Bununla birlikte, yıldızın kütle kaybına mı yol açtığı yoksa, dış gezegen çekirdeğinden kaçan ısının neden olduğu, dahili bir süreç mi olduğu tam olarak belli değil. Yarıçap vadisindeki öte gezegenler, gizemi çözmenin anahtarıdır. Bu süreçten geçen önemli sayıda dünya bulabilirsek, gezegen astronomları dış gezegen boyutlarında neden bu kadar garip bir boşluk olduğunu daha iyi anlamaya çalışmak için onları analiz edebilir. Georgieva ve ekibi, NASA'nın öte gezegen avlama teleskobu, TESS tarafından toplanan verilerde yörüngede dönen bir öte gezegen buldu ve özelliklerini ölçmek için ESOLA-SILLA 3,6 metrelik teleskopta yüksek hassasiyetli radyal hız gezegen arayıcısı spektrografını kullandı. TESS geçiş verileri, öte gezegenin yörünge dönemini ortaya çıkardı. Dünyayı fotobuharlaşma için yeterince yaklaştırdı. Ancak geçiş verileri yalnızca yörünge dönemini ortaya çıkarmaz. Bir yıldızın özünde ne kadar parlak olduğunu biliyorsanız, bir dış gezegen geçişi tarafından engellenen ışık miktarı, gökbilimcilerin o dış gezegenin yarıçapını bilmesini sağlar. Bu 1,99 dünya yarıçapının ölçülmesine yol açtı. Ve Hart spektrografı yıldızın radyal hızını ölçtü. Yine bu, öte gezegenin ölçülmesine yardımcı olabilir. Yıldızın kütlesini biliyorsanız, öte gezegenle çekimsel olarak etkileşime girerken, etrafta ne kadar hareket ettiği size, öte gezegenin kütlesinin ne olduğunu söyleyebilir. Bu durumda, bu kütle 5,72 dünya kütlesiydi. Kütle ve yarıçap daha sonra yoğunluğu türetmek için birleştirilebilir ve bundan kompozisyon çıkarılabilir. TO-733b, santimetreküp başına, 3,98 gram yoğunluğa sahiptir.
Bu Mars'ın yoğunluğundan biraz daha fazla ve santimetreküp başına 5.51 gram olan Dünya'nın yoğunluğundan biraz daha az. TO-733b'nin tam olarak neyden yapıldığını bilmiyoruz, ancak ekip modelleme yaptı ve öte gezegenin Neptün benzeri bir hidrojen ve helyum atmosferine sahip olması durumunda muhtemelen onu çoktan kaybettiğini buldu. Bununla birlikte durum buysa, öte gezegen daha ağır elementlerden oluşan ikincil bir atmosfer oluşturdu. Bunun bir okyanus dünyası olması da mümkündür. Bu durumda yine de hidrojen ve helyumunu kaybetmiş olacak, ancak geriye kalan atmosfer, fotoevaporatif işlemlere daha dirençli olan su buharı açısından zengin olacaktır. Bu durumda öte gezegen herhangi bir önemli atmosferik kütle kaybı yaşamayacaktı. TO-733b'nin ikincil bir atmosfere sahip olup olmadığı veya bir okyanus gezegeni olup olmadığı sorusunun yanıtlanması, arkasında daha ağır uçucu maddelerden oluşan bir buhar atmosferi bırakmak için hidrojen bölü helyum yaklaşık %10'unu kaybeden Neptün benzeri bir gezegen ile bir oluşan ve evrimi boyunca nispeten aynı kalan diye yazıyor araştırmacılar. Bu soruya bir cevap bulmak, dış gezegen anlayışımız üzerinde geniş etkilere sahip olacaktır. Ne yazık ki, cevaplar için bir süre beklememiz gerekecek. Geçiş yapan bazı öte gezegenlerin atmosferlerini inceleyebiliriz. Bu dış gezegen geçişleri sırasında, yıldızdan gelen ışıktaki değişiklikleri inceleme meselesidir. Atmosferden geçen herhangi bir ışık değişecektir ve bilim adamları, atmosferik bileşimi çözmek için bu değişiklikleri inceleyebilirler. Ancak TO-733b, böyle bir araştırmayı gerçekleştirmek için özellikle iyi bir gezegen değil. TO-733b'nin atmosferik sırlarını gözetleyebilmek için yeni nesil teleskopları beklememiz gerekecek. Ancak zamanı geldiğinde, ekibin araştırması bunun bir göz atmaya değer olacağını gösteriyor. Her şeye rağmen TO-733b, ilginç bir gezegen gibi görünüyor ve öte gezegen bilimindeki büyük bulmacaları çözmek için küçük ama önemli bir parça olma potansiyeline sahip. Sürekli artan derinlemesine teorik analizler ve mevcut ve gelecekteki tesisler tarafından yüksek hassasiyetli takip vaadiyle gezegen oluşumu ve evrimi ile ilgili önemli sorulara yanıt bulma yolunda ilerliyoruz.